saçmalama. İşte sen de buradasın. Bir an kendimi kaybettim. Bilal ya, annen doğum günün için ayarladım bu butik oteli beğenmezse. Yok ya, beğenir. Alt tarafı biraz uzak. Biraz yüksek. Biraz ıssız bir yerde. Biraz da yollar kapandı. Ama iyi yani ya, sever bence. Yok yok, beğenmeyecek. Ya beğenmeyip evlenmemize izin vermezse? Ya yoldan beni çevirip senin onunla evlenmeni isterse? Ya biz evlenmemiş olursak? Ya bir dur. Canım, kendini bana beğendirmek için bile bu kadar uğraşmadın sen ya. Yalnız fazla mı soğuk burası? Bilal, burası çok soğuk. Fena soğuk. Acayip soğuk Bilal. Bir şeyler yap. Anne beni sevmeyecek Bilal. Zaten abinin eşi Sinem'i benden daha çok seviyor. Ya canım, sakin ol. Annem seni de seviyor. Yani sevecek. Sever inşallah. Neyse, tamam, sen sakin ol. Resepsiyon nerede? Kimse yok mu? Merhaba. Beyefendi. Arkadaşım. Kim ediyorum ben ya? Alo. Alo? Alo. Ya telefon değil. Ben zile bastım. Bir saniye, telefondayım. Alo. Var ya, bu da başında yalnızlıktan delirmiş. Pis adam. Arıyorsun, konuş bari. Tüh sana. Buyurun. Arkadaşım, burası çok soğuk. Yok mu soba falan? Yerden ısıtmalı burası. Ayrıca siz kimsiniz? Biz müşteriyiz. Rezervasyonumuz var. Yeter kazak adına 3 odamız var. Evet. 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 Arkadaşım, anahtarlarımızı verir misin? Evet, veririm. Ya ver o zaman. Al o zaman. Ne ilginç insanlar var ya. Canım, nereden buldun sen burayı? Ya ne bileyim, fotoğraflarda çok güzel gözüküyordu. Açık büfe, yemekler, canlı müzik diyordu. Ya sıcak ortam olur dedim. Anne sever daimin dedim. Her yanıma kar girdi. Dondu bacacıklarım. Doğduğum gün donduğum gün olacak. Yardım eden sevdiğim gelinim. Buyurun anacığım, ben size oturtayım. Olacak iş değil yani bu yaştaki kadını doğum gününde bu kara sokmak. Hoş geldiniz anneciğim. Beğenmediniz mi yoksa burayı? Beğenmedik. Bilal, annem beğenmemiş. Bak, Elçin de beğenmemiş. Ya yok, beğendiler. Belli etmiyorlar değil mi? Anne, bak yeter doğum günün için Uludağ'ın en butik otelini buldu. Evet anneciğim. Açık büfe, yemekler var, canlı müzik var. Hem çok sıcak bir ortam olacak. Bakın, ilk defa deniyorsunuz ama çok seveceksiniz kar tatilini, değil mi? Oy! Kar tatili neymiş? Okul muyum ben de kar diye tatil yapayım? Bizim Sivas da karlı. Bari memlekete gitseydiniz, akrabalarınızın elini öpeydiniz. Songül de karlı. Kalın da... Zeynep, nasılsın? İyi. Biraz yaşlanmışsın bu akşam. Evet. Çok da soğuk galiba burası. İyi, memnun musun kostümünden? Yolunda mı her şey? Neyse artık. Sıcak, evet. O zaman hemen ben çok tutmayayım sizi. Zeynep'ciğim, biraz daha söylenir misin? Biraz daha abartır mısın yaşlı kadını bize? Oy! Okul muyum ben de kardiye tatil yapayım? Bizim Sivas da karlı. Bari memlekete gitseydiniz de akrabalarınızın elini öpeydiniz. Fikirdeyim anneciğim. Buz gibiymiş. Donuyorum. Donuyorum ben. Hatta dondur. Bilal, seni nişanlamak güzeldi. Benden bu kadar. Hayır, hayır. Sorun yok. Her şey yolunda. Hadi bir o zaman bir bavullarımızı çıkartalım. Sonra aşağı inelim, yemeğimizi yiyelim. Sonra da müzik falan. Abimler nerede? Of!
Hadi gel oğlum ya. Sinem. Sinem, bu kadar valizi neden yanımıza aldık? Ne yapacağız bu kadar eşyayı ya? Evet anne ya. Değil mi siyah büyük valizin içinde? Ne var diye açıp baktım. Bir de ne vereyim? Yahu 72 parça yemek takımı çıktı içinden. Susun! Ya oğlum saçmalama. Al şu valizleri de. Doğru yukarı çıkalım. Bakalım valizlerden daha hangi saçma şeyler çıkacak. Bayılırsın abartmaya Sina. Yemek masasını da alsaydın yanına. Yemek masası bunda baba. Ya yürü baba ya. Yürü daha. Hadi odaya çıkalım. Daha bu eşyaları da birleştireceğiz. Yürü. Kızım, benim tedarikli kızım. En sevdiğim gelinim. Beni bir VC'ye götür. Siz de yemek neyi söyleyin? Açım. Gel anneciğim. Hiç olmadı bu yeter. Neyse Burcu anneciğim, siz üzülmeyin. Ben sizi dönüşte bir hamama, bir spa'ya götürürüm. Spa mı? Spa. Ya spa oraya götürecekmiş. Benim aklıma neden öyle sıcak fikirler gelmiyor? Bilal, burayı ısıtmanın bir yolunu bulalım. Alo. Bak bugün kaçıncı ama ya? Ya biz zile bastık. Beyefendi bir saniye. Telefonu görmüyor musunuz? Alo. Kusura bakmayın buyurun. Burası çok soğuk. Evet. Şömineyi yakar mısınız? Şömine değil o dekor. Daha evinde dekor şömine mi olur ya? Olur. Tesisimiz yerden ısıtmalı. Ama ısıtmıyor. Ama ısıtmalı. Arkadaşım, beyefendi bakın. Müstakbel kayınvalidem üşüyor. Rica ediyorum bir şeyler yapın. İçerisi çok soğuk. Okey. Merak etmeyin. Hemen altını açıp geliyorum. Tamam canım. Ümidimizi kaybetmeyelim. Şimdi halledeceğiz sorunu. Burası eninde sonunda ısınacak. O zaman annen de bana ısınır değil mi Bilal? İnşallah. Canım, burası bir ısınsın da ona da bakarız. Vallahi iyi ısındı ortalık. Nasıl ısındı? Ya farkındaysanız biz hala üşüyoruz. Olur mu efendim? Ortalık sıcacık oldu. Ya mont giymişsin arkadaşım. Tabii sana sıcak olur. Hayır, demin de vardı üstümde. Bu adam beni mi sunuyor? Bilal, sen çek şöyle, anlatacağım ben. Bakın, beyefendi biz üşüyoruz. En azından bize yiyecek bir şeyler verin de karnımızı doyuralım. Belki kalori yakarak ısınırız. Okey. Oh, anlattım. Ay. Ay, kaldık da başlarında. Ay, bu kadın yaşlı. Buna bir şey olsa yollar kapalı. Bu kadın doğum gününde neler çekiyor? Aa! Bilal! Ne hallere düşürdün ananı? Biz de gider buzdolabına girer, orada yapardım kar tatilimi. Burası çok soğuk. Abartma anne ya. Ortam gayet sıcak. Bak, hem burası alttan ısıtmalı. Hatta bana resmen sıcak bastı. Üstümü çıkartacağım. Çıkmadı. Yemekler geldi. Aa, süper. Şimdi yemeğimizi de yeriz. İçimiz ısınır. Ne var yemek olarak? Soğuk sandviç. Soğuk meze tabağı. Tatlı olarak dondurma. İçecek olarak ise buzlu çay. Çayınız kaç buzlu olsun? Git. Git buradan. Al şunları da buradan çabucak git. Alo? Alo?
oynadınız. Hiçbir şey demiyorum. Alın övünün eserinizle. Ay ben donayım. Donuyorum. Aha da dondum bile. Arayan biri olursa söyleyin. Şu an cevap veremiyorum. Ben onlara sonra donarım. Bilal ne yapacağım ben? Şu rezalete bak. Ah anneciğim. Canım anneciğim. İsterseniz ben sizi odanıza götüreyim. Belki orası sıcaktır. Bir şey varsın beni düşünen zaten. Ah ah ah. Hiç ağlayıp da kalkma anneciğim. Sizin odadan donmuş kutup ayısı çıktı. Sonra da nasıl bir soğuk hava kütlesi varsa kar yağdı. Koridorlar kapandı. Mustafa kayıp. Mustafa oğlum neredesin? Tamam, daha bitmedi. Şimdi gecenin sürprizi. Canlı müzik vakti. Böyle dans edip Iris yakında ısınacağız. Bilal adamı çağırdı. Böyle oynayacağız. Hadi bakalım şimdi ne yapacağım? Alo. Alo. Karşındayım ben, karşında. Cep numaramı nereden buldun? Savcılığa vereceğim seni. Nasıl yardımcı olabilirim? Müzik var dediler, canlı. Tabii, hemen başlıyor müzik. Hadi. Arkadaşım, ya sizin bizimle dertiniz ne? Bu nasıl canlı müzik? Efendim, siz yanlış okumuşsunuz. Biz canlı müzik demedik, çanlı müzik dedik. Bakın, bakın bu da çan. Bence hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Anne bak buraya çok turist geliyormuş. Çok tercih edilen bir yer. Ama ben çok üşüyorum ya. Bu kadarı da fazla ama. Ben burada saç ucuna ayak tırnağıma kadar tıngırdıyorum. Beğenmedim işte burayı. Gidiyoruz. Yürüyün. Merhaba. 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 Rusya'dan geldim. Bu otelde tatil yapmak istiyorum. Memnun musunuz? Vay vay vay. Görüyor musun yeter? Davay davay davay. Görüyor musun yeter? İki senedir cep telefonuyla arama yapmayı öğrenemeyen kadın İki saniyede Rusça'yı söktü. Efendim, çok memnunuz. Bakın ben burada gelinlerim, evlatlarım ve torunumla buraya geldik. İyi ki de geldik. Ama siz 25, 30 gösteriyorsunuz. Ay, ne diyor bu ya? Açıkçası sizi görünce bir an gençlik yıllarıma döndüm. Bir ay sizin için bunları konuşmak isterim. Anneciğim, Yeter'in bulduğu bu iğrenç otelden gidiyorduk ama. Boş konuşmasın. Tamam efendim, Yeter'in beni dünyanın en güzel oteline getirmiş. Birdenbire ikna oldum. Hemen gidemeyiz. Ama anneciğim. Sen karışma. Biraz dışarıda yürüyelim. Üşüyorum diyordunuz anneciğim. Hasta olmayız sonra. Yeter. Güzel gelinim. Şu an ateş bacayı sardı. Gidelim efendim. Ama bir dakika nereye? Anneciğim. Hani gidecektik bu otelden? İbrahim Mustafa nerede kaldınız? Ay Bilal, annem beni sevdi.
Açılın! Ben DJ'yim. Nasıl yani? Hep söylemek istemişimdir. Eğer DJ olmasaydım, doktor olurdum. Çocukluktan beri hevesim. Çok güzeldi beni. Lafa tutuyorsunuz. Zaten nişanlım dondu. Dondu, ne yapacağım ben ya? Merak etme, hep söylemişimdir. Donarsa senindir. Donmazsa hiç senin olmamıştır. Bu nasıl bir şaka ya? Şaka benden soğuk diye donmam geçti. O zaman ben bir şarkı çalayım da aramızdaki buzlar çözülsün. Ay çan çalmayacaksınız değil mi? Ne çanı ya? Ay Bilal, gerçek müzik yapacakmış. Evet canım, ben de çok mutlu oldum. Ne çalacaksınız bize? Babamdan en sevdiğim şarkıyı çalacağım. Otel sahiplerine gelsin. Ama ilk önce bizim size bir sürprizimiz var. Allah Allah. Evet. Sen kalk, oku, oku, oku. Böyle ters köşe olsun. İşte bir sürpriz yapalım. Vallahi teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bu bizim çocukların size hediyesi. Vallahi, onların içinden çok... geldi. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Beklemedik, güzel bir sürpriz. Evet. Arkadaşlarımızı da alalım içeriden. Skeçte oynayan arkadaşlarımız da gelsin. Evet. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Ayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Başka bir sürpriz yapalım o zaman. Olur. Olur. Emiyeceğim. O çocuk seni hak etmiyor. Ben seni prensesler gibi yetiştirdim kızım.
Abartma Bilal. Çocuk senin gözüne girebilmek için 3 kere bizim apartmanın dış cephesini boyadı ya. Bahçedeki bütün ağaçları teker teker söküp yeniden tepeden bakınca yeniden yok.